Sen bittin zaten. Hadi be. Iskaladım onu. Seni ıskalayamam derken bir kere daha ıskaladım. Selam millet, Dedir Oyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Mechanic Miner oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama Mechanic Miner oyunumuza kaldığımız yerden devam ederken geçen bölümde yaptığımız hataların bir kısmını hemen gidermem lazım. Şöyle bir başlasam yeterli olur diye düşünüyorum. Aracımızı olduğu yere çökertirsem de mükemmel olacağına kanaat getirdim. Bu benim kişisel kanaatim. Hemen efendim yaptığımız hatalardan kendimize ders çıkararak aracımızı çok güzel bir hale getireceğiz sizlerle birlikte. Şimdi öncelikli olarak şu yapıyı olduğu gibi bir değiştireyim ben. Çocuğum seni de aldım, korkma. Sildiğimiz malzemelerin hepsi kontrol Z yapabiliyor muyum acaba? Sildiğim malzemeyi silmek istemiyordum aslında. Neyse. Sildiğimiz malzemelerin hepsinin malzemeleri bize geri geliyor diyordum. Tamamen dağıttım mekanı. Motoru da silelim, kurtulalım ya. Oldu olacak. Çocuğum. Bir abi sil. Hepsini sil, tamam. Tamam, hepsini sil. Hepsini sil de rahatla sen. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Hepimiz rahatlayalım. Okey miyiz? Kabloyu da sildik mi? Şunları da sildik mi? Şimdi neler öğrendik hep birlikte görelim. Öncelikli olarak. Canım seni de ben kaldırayım buradan. Madem hani böyle bir derdimiz yok. Şuradan geliyoruz efendim. Öncelikle engine diyoruz. Bakalım engine'imiz var mı? Sildiğimiz şeyler, malzemeleri bize geri geliyor ama kendileri gelmiyor. Okey, sağlık olsun. Şimdi öncelikli olarak şuradan biz wood demeyelim. Hemen gelelim. Tamam mı? 20, 20, 20 diye 60 tane blok yapalım. Şu mumu da kaldıralım. Efendim, inşallah mumu yapmayı biliyoruzdur tabii. Evet, biliyormuşuz. Bir tane de mum yapalım. Bu yıl canım bir tane yap. Plank'imizi alalım. Plank'imizden şuradan ikinci bir kat daha çekelim. Kendi bastığın yere çekemedin mi? Çek bakalım ikinci katı. Adamsın. İkinci katımızı çektikten sonra plank'e. Aracımızın tekerleklerinin nerede olacağına karar verelim. Aracımızın tekerlekleri şurada olsun bir tanesi. Diğeri de şurada olsun. Daha mı büyük oldu? Onun da canı sağ olsun. Herhalde şimdi eşit oldular. Şimdi aracımızın tekerlekleri burada olduğuna göre aracımızın tekerleklerini bağlayacağımız mekanizmayı bir yapalım. Yapacağımız mekanizma tabii ki belt. Build diyorum şöyle belte. Ondan sonra yapacağımız şey engine. Engine'e yapmak için ne lazım? Insufficient build. Control diye bir şey lazım. Input steam'i, output rotation'ı. Neyimiz yok? 4 tane kapırım mı yok benim? 4 tane kapırım vardır ya. Vallahi 4 tane kapırım var. Inventory full. Bu yüzden yapamıyorsun. Peki. Candle'ı alalım. Şöyle koyalım. Şimdi gel bakayım bana. Beni böyle korkutma ya. Arkadaşım beni böyle korkutma. Al bakayım bir tane de motorumuz olsun şurada. Gayet güzel. Şimdi onun üzerine bir tane boiler'ımız olması lazım anladığım kadarıyla. Ya da şuradan bir kontrol edelim hemen. Kontrolden tabii bir tane kontrolümüz olması lazım. Kontrolümüzü getirip onu da şöyle bağlayalım hemen motorun yanına. Canım şöyle bağla motorun yanına. Mükemmel oldu bak. Şimdi bunu kontrol etmeye çalıştığımız zaman ben onu kontrol edeceğim de şu anda bir sıkıntım var diyor. Ondan sonra arada bizim beltimiz olması lazım. Belti şuradan motora bağlayalım. Şöyle getirelim. Tekerlek olacak olan yere kadar. Çok güzel. Onu da buradan kaç tane yaptın acaba ondan ya? Ha. Şöyle koyalım. Transport'tan tekerleğimizi getirelim. Bir tane tekerlek. Transport'tan tekerleğimizi getirelim. Aynı yükseklikte olması lazım ama bu tekerleklerin. Şu anda aynı yükseklikte mi? Kesinlikle aynı yükseklikte. Bir tane tekerlek. Sonra şuradan kare sileyim ben ya. Çünkü bu kareler biraz fazla yüksek oldu. Sildim kareleri. Tekerleklere bastığım için aslında o benim çok istediğim bir durum değil. Ama ne yapalım? Şu an için böyle olacak. Evet, boiler'ımıza gelelim. Şimdi engine'imizden başka bir şeyimiz yok değil mi? Kontrolümüz var. Şurada bir şeyimiz var. Boiler'ımız var. Boiler yapalım bir tane. Copper boiler'ı da alıp
Şunun üzerine bağlayalım. Boiler'ımızın içine. Bu nedir? Azuret değil. Water. Water koyalım. Boiler'ımızın içine. Wood koyalım. Aracımızı bir kez daha çalıştıralım. Şu anda aracımız gayet güzel gidiyor. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Ondan sonra şuradan tekrar plank yapacağız ama önce bir plank'e gelelim. Şuradan build 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 diyelim tekrar. Ciddi miktarda plank yapmamız lazım çünkü. Plank yapmamız lazım, düzeltiyorum. Maceramıza devam edebilmemiz için bunlar gerçekten çok önemli. Hadi yavrum. Plankler tamam. Şimdi şuradan çocuğum, sana değil, sana eklemiyorum ben plankleri. Bilmem farkında mısın ama gerçekten farkında değilsin. O yüzden bunları şimdilik çıkartalım. Bunun farkına varabilmen için şöyle hayal meyal fena olmadı. Dediğim gibi şimdilik şekle çok takılmamamız lazım. Olmayan yeri şu oldu ki bunun, benim bir kapıya ihtiyacım var. Hemen geldim kapı dedim. Kapıyı aldım, bıraktım. İn. Gayet güzel buradan kapım oldu. Hatta şöyle geldim. Kapı dedim. Kapıyı buraya da koyduk. Heh, kapıyı buraya da koyduk. Güzel. Şimdi tekerleklerimizi tekrar koyabiliriz maalesef. Bu kapılardan çıkmama izin verecek mi ama tekerlekler benim. Bunu bir düşündüm. Gelin biz şunları biraz daha şöyle kenara alalım. Neredeydi benim beltim? Şuradan belt diyeyim şöyle. Gayet güzel oldu. Bir kardeşimiz de 4 çeker gibi yapsana demiş. İki tekerleğe birden yön vererek. Şu an için ihtiyacım yok ona ama olursa neden yapmayalım. Şu anda bakayım. Gerçekten tahmin ettiğimiz gibi buna izin vermiyor. Şu yüksekliği biraz editlememiz gerekecek. Plank diyoruz şuraya. Aracımız dikdörtgen olacak kardeşlerim. Yani çok da dediğim gibi böyle şeylere takılmayalım şu an için. Önemli olan işlevi. Yaratıklarla savaşmak ve bu görevlerimizi yapmak için bir çeşit minibüsümüz olduğunu hayal edin ya. Evet tamam. Bu iş oldu. Hatta tekerleklerin sağlığı açısından belki de şöyle yapsak daha iyi olacak. Tekerleklerin üstüne basmazsam çünkü mükemmel olacak. Evet. Tekerleklerin üstüne basmayayım ben. Seni yok edelim. Seni de yok edelim. Seni de. Şurayı şöyle yapalım. Şunu devam ettirelim. Şuraya bir tane kapı koyalım. Gerçekten mükemmel. Şimdi bakalım. Bence oldu. Aynı şekilde buradan da bir çalışma yapmamız lazım. Gibi. Aa, sen hala tekerleğe mi basıyorsun ama? Gerçekten seni cezalandırmak zorunda kalırım böyle bir şey yaparsan. Bu yaptığımız malzemeler üzerimizde beklerken sildiğimizde tekrar envanteriye gelmeyip malzemeye dönüşmesi biraz can sıkıcı da. Bu bizi biraz üzüyor. Şöyle yaptım. Evet. Şu an için fena değil gibi. Bakalım tekerlekle basmazsak. Evet, çok fazla dengesini bozamıyoruz arabanın. Kullanıma geçtiğimiz zaman arabamız gayet güzel gidiyor. Bilmiyorum tepelerde, bayırlarda ne yapacağız? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Şunları belki yontarak biraz oradan köşelerinin bir yerlere vurmasını engelleyebiliriz. Şunları yontabiliriz. Gereksiz çıkıntılar olup aracımızı yormasın diye. Şimdi gelelim savaşma kısmına. Bir tane şundan yapacağım. Onu alıp şöyle koyacağım.
Çünkü aracımızın önüne doğru gelen şeylere saldıramayabiliyoruz. Circuit deyip kabloyla build 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 diye bol miktarda kablo yapacağım. Ve bunu da olması gereken şey şöyle getirdiğim zaman şuna bağlayabiliyorum gibi görünüyor. Ama herhangi bir şekilde hareket etmiyor. Yalnız galiba çok mu çirkin bir yerden yaklaştırdım ya? Böyle yapsam. Şu anda aracımız hareket etmiyor. Vallahi hareket etmiyor ama bunu kullanabiliyoruz. Tarıtlarımızı kullanabiliyoruz. O zaman kardeşlerim yapacağım son bir şey kaldı. Bununla artık sorunu çözeceğimize gerçekten inanıyorum. Gördüğünüz gibi kolu hepsinden ayırdık, değil mi? Evet. Kablomuza geldik abi. Şu motorla bunu birbirine bağladık mı? Bağladık. Şu aradaki şeyi de getirip buna bağlayamadık. Bu durumda galiba ben sorunu fark ettim. Bir saniye, biraz yer sıkıntımız var. Şunları pörtletmemiz lazım. Ondan sonra hemen şuradan gelip engine diyeceğiz. Build diyeceğiz. Engine'i alıp biraz şöyle yana koyacağız. Aa, engine'i biraz yana koyamıyoruz. Peki. Engine'i biraz yana koyacağız. Çıldırma. Düşmanlara bir şeylere yaklaştırma sakın beni. Bitirirsin. Cable'ımızı da yaptık. Güzel. Şuraya geldik. Kazanımızı da yaptık. Kazanı da aldık. Bunun üzerine koyduk. Suyu aldık. İçine doldurduk. Odunu aldık. İçine doldurduk. Kablomuzu aldık. Şu kabloları sildik. Bunu kabloyla buna bağladık. Mükemmel. Şu aradan bir kabloyu da araya bağladık. Şimdi bana ne diyeceksin? Gayet güzel. Bir kablo daha alıp onu da belte bağladık. Olmadı. Onu oradan çıkardık. Belte alıp buna bağladık. Evet, şu anda araba hareket ediyor. Her iki kulemiz de hareket ediyor. Kardeşlerim, gerçekten yapmamız gereken şeyi başarmış bulunuyoruz alenen. Şu yukarıdaki fazlalığı oradan alırsak mükemmel olacak. Evet, şimdi bize ne diyor oyunumuz? Ha, çakal seni. Dönerken şimdi bizim burada bir takım tehditler var karşılaşacağımız. Yanılmıyorsam. Vay sizi kerizler. Ben yer miyim aynı numara ilk kere be? Şuradan proteinleri ben yine de alsam mı acaba ya? Vallahi proteinleri de alayım, odunları da patlatıyorum. Bunlar bizim her zaman işimize yarayacaktır. Çok değişik araçlar üretebileceğimizi hayal ediyorum. Düşünüyorum bu oyunda var ya. Bence efsane şeyler olacak. Aha! Yemem. Ben bu numaraları yemem. Sen oradan bana bir şey atıp beni yakalayacaksın, değil mi? İstemiyorum canım, sağ ol. Zonk. Zonk. Şimdi asıl test edeceğimiz şeylerden bir tanesi de şuydu. Wood. Wood'u al. Buna ver. İşte bu kadar be. Bunu düşünen, galiba böyle olabilir dedi diyen kardeşimize de buradan helal olsun diyoruz. Çünkü bu da bana bir kardeşimiz tarafından söylendi. Acaba bu olabilir mi? Acaba istediği şey Allah odun olabilir mi dedi demişti. Kesinlikle doğru söylemiş. Şu anda merak ettiğim şey, eksik bildiğimiz bir şey var mı? Her seferinde analiz engine'e dönmek zorunda mıyız gerçekten? Şuradan suyumuz azaldığı için suyu da tekrar alacağım yalnız ha. Löpür löpür sularımı topluyorum. Water, 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 water. Yeter, bütün yaratıkları toplamayacağım. Benim canım azaldı bir de ya. Ona nasıl çözüm bulacağım acaba? Çok merak ediyorum.
Canım azaldı. Herhangi bir şekilde canımı dolduramıyorum şu anda. Yavrum sen bunu başarırsın ama hadi. Çılgın seni. Analiz engine'e yaklaşmış olmamız lazım. Çünkü buralardan sonraydı analiz engine. Bak ya bak karakter size bak. Sana bir tane böyle artık yeni aracım sayesinde bir tane de böyle gömçeririm. Evet, bundan sonraydı hatta analiz engine. Şimdi hatırladım. Aa, ya bir şey söyleyeyim mi? Tam bir karaktersiz bu şey ya. Bu yaratık tam bir karaktersiz. Tekerleğe değdiği gibi hasar veriyor. İnanılır gibi değil. Tekerleğe dokunduğu gibi hasar veriyor ya. Sakin ol canım. Aslında 4 çekeri şu anda deneyebiliriz gibi. Evet. Analiz engine'de neyi analiz etmemi istiyorsun canım benim? Gelelim şöyle. Şu Ateryum'u analiz et. Analiz ettim. Seni de ben gelir konuşurum ya, ayıp ediyorsun. Flux antene yapacak. Ama alloy metale ihtiyacım var. Onun için Discovery'leri açman lazım. Çok kolay. Evet ve hayır. Derin mağarada bunu alman lazım. Ama daha da derinlere inerek. Karanlıklara doğru. Şuradan ben... Dur yavrum dur. Beni kabul eder misin diyeceğim. Höst demek istiyorum sana. Sen bunu gördün mü? Ha? Gördün mü sen bunu? Abi adam 2 saniyede bizim arabayı var ya madara etti. Madara etti 2 saniyede. Gerçekten madara etti bizim arabayı. Şimdi analiz alloy metal demiş. Ama bundan önce bize demiş ki lambayı aç. İstersen demiş yani hocam bence lambayı aç demiş. Plate diye bir şey var. Plate'i açabiliriz. Duvarlar ve enclosure'lar için daha dayanıklı olabilir. Iron lead yani bayağı teknolojiler keşfettik. İnatla hiçbir şey açmıyoruz. Storage box yapsam. Şimdi storage box'ı nereden yapıyorsun ve malzemelerimi ona koyabilecek miyim? Eziyet oldu çünkü bütün her şey üzerimde kaldı benim. Niv. Burada poison modül var. Iron ve lead yok. Tamamdır. Haklısın. Storage box. Şu bir adet storage box koysak şuraya. O işte şimdi olmadı. Şimdi beni bitirdin. Şimdi tekrar sana plankten bir şey yapmamız gerekecek şöyle. Şöyle bir şey yaptım. Storage box'ı da onun içine koydum. E ile de bunu kullanabiliyorum. Hile yaptım. Coupling'i alıp içine koydum yavrum. Engine. Bak fazladan engine'imiz olmuş. Nasıl bir tipsem ben engine yapıp koymuşum oraya. Plank de onun içinde kalsın. Kablolar da. Belt de. Nasıl tikenler de. Güzel. Kapan. Şimdi alloy metal için. Üzerimde alloy metal yoktu diye düşünüyorum bu arada. Iron, lead, venom. Lux bilmem ne carçut yok. Üzerimde alloy yokmuş. Bunun için mağaranın derinliklerine doğru gideceğiz. Vallahi üzerinden geçer giderim kusura bakma da her seferinde seninle uğraşamam yani. Daha da derinleri nerede acaba ama bu mağaranın öyle bir soru var aklımda. Geçen sefer şurada dev gibi bir şey yapışmıştı bana bak. Bak. Yemezler. İki kere aynı numarayı yemez dedim. Pörtlettim onu. Ana ya bu yaratıkların kötü bir huyu var. Bu yaratıklar arkalarında böyle bir şey bırakıyorlar ya. Vallahi arkalarında böyle bir alan bırakıyorlar. Ve orayı kapkaranlık yapıyorlar. Sizi ben öldürmelere doyamam da. Gel gel dışarı çık. Şimdi canım şuradan birazcık tahta bırakmam lazım. Bu gerçeği ikimiz de biliyoruz. O yüzden hiçbirbirimizi kandırmayalım. Şu
tahtaları bırakalım. Repair diyelim. Şuraları da bir repair edelim. Çılgınlık yaşandı çünkü orada. Bu neymiş? Protein mi? 28 tane oldu diyor. Galiba protein değil. Ha, level 4 nedir abi? Ben şu plate'i bir açacağım ya. Plate'i öğren diyorum. Evet, buymuş bizim sayımız. Ladder'ı öğren diyorum. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Daha düşük bir şey var mı? Bookshelf değil abi. Switch her zaman lazım olur. Kapattım gitti. Plate'den, zinc'ten yaparım diyor. Bizim kaç tane zinc'imiz var? Bir de bunların adlarını falan öğrensek efsane olacak zaten yani. Iron bu kadar, grit bu kadar, rock bu kadar. Fish oil mi? Fish oil diye bir şey mi varmış benim ya? Otur bak, zinc 38 tane. Aslında bayağı fazla üretebilirmişiz. Merdiven olsa üst katı olan araçlar yapacağız. Onlara merdivenle bineceğiz. Abi mükemmel şeyler çıkacak buradan ama bir o kadar da uğraştıracak gibi duruyor. Sen bittin zaten. Hadi be. Iskaladım onu. Seni ıskalayamam derken bir kere daha ıskaladım. Seni ıskalamayacağım deyip ıskalıyorum peş peşe. Bunlar ikisi üstü, üçü üst üste mi iniyor bunların ya? Arka taraf düzelmiştir diye düşünüyorum kardeşlerim. Bu yaratıklar dediğim gibi biraz sıkıntı. Biraz sıkıntılı onlarla uğraşmak. Evet, seni tamamen cörtlettik. Abi artık o bölgeye girip çıkarım diye düşünüyorum. Nasıl bir şey ya? Sonra buradan nasıl çıkacağız abi biz buraya inersek? Ne buldum abi? Kömür kapır. Kömür kapır, kömür kapır, kömür kapır. Bulmadığım bir şey bulmuyorum şu anda. Tamam açıldı. Galiba alt kat orasıydı. İki boyutlu olması bazen gerçekten yoruyor insanı bu oyunun. Bu tarz oyunların ve. Yok oldu mu siyahlık? Yok olmuş siyahlık. Aha. Bir siyahlık daha bıraktım hemen oraya. Kaçtın mı sen? Kaçmadın mı? Bence bana saldırdın orada biliyor musun? Çakal olduğun için açığa çıkmıyorsun şimdi. Çakal olduğun için açığa çıkmıyorsun ama rastgele sıkarsam şurada belki vururum seni. Olmadı, vuramadım. Ama denediğim için de beni suçlayamazsın. O zaman biz buradan ineceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Daha sonra o yoldan geçmemiz gerekirse... Aa, ölmüşüz zaten. O yoldan yukarı çıkmamız gerekirse eğer... Gayet güzel bir şekilde arabamızı kaldırır oraya koyarız. Şuradan bir uçayım bakayım. Geronimo diye bağırarak. Evet, olmadı. Oldu. Çocuğum. Sen nasıl artistliklerdeydin bana karşı demin? Allah! Siz nasıl tipsizlersiniz ya? Gel gel. Gel çık dışarı gel. Şey yapma. Ha bu kadar. Avlarım adamı. Avlarım adamı. Galiba güzel bir araç yapmışız ha. Şaka maka güzel araç yapmışız yani. Peki.
Save game deyip şöyle kaydedersek oyunumuzu. Sonra da buradan aşağı doğru uçsak çok mu kötü bir şey yapmış oluruz? Yo. Daha da derinlere dedi diye bayağı derinlere indik ama çok da öyle söylediği gibi bir şey bulamadık ya. Gelin bakayım, gelin. Sizi bekliyorum. Sizi o kadar da çok beklemiyorum ya. Yokuşta gidemiyorum. Performans kaybediyor arabam. İşte istediğim hamle bu. Siz çıkın, ben geri kaçayım. İşte bu kadar ya. Sen nesin? Şüphelendim diyecektim senden. Ana, grafik olarak aşağı girdiler. Bu da ilginç. Dur. Tosbağa dur. Tosbağa zıplaya zıplaya geliyorsun. Evet, okların bitiyor. Okların bitiyor maalesef. Bu tahta besleme olayı biraz şey, sakat. Otomatik besleme yapamıyor muyuz acaba? Ben her seferinde bir üst, daha bir bonus istiyorum. Bu sefer zıplayacaksın. Sana ok atamam, sonra atacağım. İki kere niye zıpladın ya? Oo, sen kaçar kaçar zıplıyorsun bakayım. Ha, bir değişik bir şeylere geldik bak. Pirana gibi bir şeyler var burada. Yo, bunlar anglerfish. Hedeflerini kandırarak. Ana. İmdat. İmdat, bu su derinmiş. Su derinmiş. Bu sudan geçmek için arabama upgrade mi yapmam lazım? Tekerleği nereye değmiyor? İşte çift şey yapsaydık, dört çeker yapsaydık aracı gerçekten böyle sıkıntılarla uğraşmazdık. Burada yine o hamleyi söyleyen kardeşim kulaklarımız çınlatmıştır kesin. Aracı dört çeker yapmadık. Ondan sonra da böyle çile çektik. Oo. Bu ne? Burası kapalı mı demek? Yok, kapalı demek değil. Aa, öldüm. Ana, başladığımız yere geri döndürdü bizi. Ne o? In addition to the Ethereum, you need other Terto in the Scrooge alloy metal in order to build bilmem ne. Find harvest sample 3 different alloy metal in the deep caves and analyze them. Ha, gerçekten de. O yaratıklar falan gitmiş olsun diyecektim ya. Vallahi gitmiş olsun diyecektim yaratıklar. Her şeye baştan başlattı bizi, bitirdi bizi. Bitirdi bizi, bitirdi. Cezalandırdı resmen. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Demin de yapmıştım bunu. Ben bu sefer farklı bir şey uygulayacağım ama. Hiç yaratıklarla vakit kaybetmeyeceğim. Aldır küldür gideceğim. Sizinle vakit kaybedebilirim. Siz eski dostumuz sayılırsınız. Şimdi şu yeşil bölgeye bir daha gidelim. Burası tehlikeli. Dikkat et John. Şimdi söylüyor. Buralar zehirlidir. Şu anda buraya gitmemen lazım. Daha sonra teknolojiyi bulunca buraya gidersin. Teşekkür ederim sana. Sen var ya, çok delikanlı bir adamsın. Keşke bunu biraz daha önce söyleseydin. Ya da ben seni biraz daha önce dinleseydim, bilemiyorum. Zıpla bakalım. Zıpla bakalım. Nereye kadar zıplayacaksın? Adam böyle kuş gibi avlarım. Bir okum daha var mı?
İşte bu kadar. Vay be, odunumuz falan orada bak. Bütün yaptığımız teknolojik atılımlar boşa gitmiş, görüyor musunuz? O zaman şimdi bizim burayı geçmek için nasıl bir çalışma yapmamız lazım? Belki öncelikli olarak 4 çeker bir araba. Tekerlekleri biraz daha yukarıda bir araba. Olabilir. Mesela şunlardan kurtulabiliriz. Ya ama ben bunu yok edeceğim. Sen niye hemen üzerine alınıyorsun ki? Ya da uzatmayacağız fazla konuyu. Şuradan çıkacağız. Şöyle geleceğiz. Arabamızı tutup buradan alacağız. Arabayı al. Arabayı al. Ne o? Arabayı bırakıyor musun? Bırakmıyorsun tabii ki. Yuh diyorum sana ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen bir tanesin. Fenerlerim nasıl da işe yarıyormuş. Hiçbir işe yaramıyor zannediyordum. Ne kadar çok işe yarıyorlarmış meğer. Gel buraya. Gel buraya gel. Sen ne yapıyordun demin? Söyler misin bana demin ne yapıyordun? Yalnız arabama geri döndüğüm zaman da havamdan geçilmiyor yani. Evet, şimdi şöyle devam edebiliriz. Ama o zaman aslında bu mağarada bir yerlerden bulacağız demek ki bunu. Taş mı topladım? Bir de ne topladığımı söylesem var ya. Kralsın tek kelimeyle. Senin bu yaptığın delikanlığa sığmaz. Harbiden delikanlığa sığmaz bu yaptığın. Şimdi bak var ya, ben burada çok kolay bir çözüm bulurum. Gelirim şöyle. Şuradan derim ki bu yıldan bana bu kadar build et derim. O build'ı yapar. O build'ı gerçekleştirir. Sonra beni odunlarla buraya bir yol çekerim. Bütün yolu geçer giderim. Dönüp de arkama bakmam. Niye yapmadın? Sana dokununca mı yapmıyorsun babacı? Vallahi ona dokununca yapmıyormuş gerçekten. Bak bunu da yaptı şimdi. Bir plank daha çekip onu da şöyle yapsam, bir plank daha çekip onu da şöyle yapsam bayağı bir şey söyleyeyim mi? İlginç bir yapı oluşturmuş oldum. Biraz wood harcamış olduk ama hazır mıyız? Ve işte zeka kazandı. Şimdi senin
Seni bir şey söyleyeyim, seni öldürürüm ha. Kardeşlerim, bu oyunun acıması yok. Gerçekten acıması yok. Bu oyun acıma kelimesinin anlamını bilmiyor. Bence güzel bir araç yaptık. Bu keşifler bir dahaki bölüme kalsın. Videoyu burada sonlandırmak çok iyi olacak gibi. Çünkü benden istediği şeyi bulamadım. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş öğreniyoruz kardeşlerim. F8 de fast travel gibi bir şey diyordu sanki. Shift F8 mi diyordu? F8Z mi diyordu? Bilmiyorum. Burada gerçekten hapis kaldım. Yo yo, hapis kalmadım. Kesinlikle hapis kalmadım. Ben bu hapis kalmam. Şuraya gelirim. Şuradan yukarıdan buraya doğru çizgi falan çekerim. Bir şekilde buradan çıkarım ben. Bilemiyorum artık nasıl yaparım ama çıkarım. Kardeşlerim, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğen, yorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.